Bize çocukluğumuzdan itibaren öğretilen namazla yani Müslümanların kıldığı namazla Kur'an'daki namaz arasında çok ciddi farklılıklar var. Peygamber Kur'an'a milim milim uymak zorundaydı ve uydu. Bu da şunu gösteriyor. Peygamberden sonra namazla oynandığını ve namazın tahrif edildiğini gösteriyor. Şimdi inşallah Kur'an'dan olan doğru namazı kılacağım ve size göstereceğim teker teker bütün adımlarıyla ondan sonra neden doğru namazın böyle olduğunu ayet referanslarıyla göstereceğim. Lütfen bunu kıldıktan sonra yani namazı doğru namazı gösterdikten sonra paylaşacağım ayetleri kendiniz inceleyin ve kendi gözlerinizle şahit olun. Şimdi Kur'an'a göre olan namaz, doğru namaz şu şekildedir. Örneğin 4 rekat öğlen namazını kılacağım. İkindi yatsı aynı şekilde dört rekettir. Bunu inşallah yerine getireceğim. Ondan sonra neden böyle kıldığımı, geleneksel e, Müslümanların kıldığı namazdan neden farklı kıldığımı ve onların namazının neden yanlış olduğunu size ayetlerle inşallah göstereceğim. Şimdi öncelikle niyetimizi getiriyoruz. Sonra namaza geçiyoruz. Niyet ettim öğlen namazını kılmaya. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،, العظيم سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله اكبر سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم <سؤال> الله <أكبر>. الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، سبحان ربي, سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر، سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى Allahu Ekber. Eşhedü la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Evet, bu Kur'an'a göre olan doğru namazdır. Bu gerçek namazdır. Şimdi inşallah neden böyle kıldığımı size anlatacağım. Öncelikle bir sandalye alayım ki sizinle rahat rahat konuşabilmek için. Muhtemelen ilk dikkatinizi çeken şey namazı sesli kılıyor olmam. Biliyorsunuz Müslümanlar namazı sessiz yani içinden kılarlar. Bu Kur'an'a tamamen aykırıdır. 17. surenin 110. ayeti. Tekrar ediyorum 17 110. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Namazı ne içinden ne de yüksek çok yüksek sesle yani bağırarak kıl. Orta bir ses tonu kullan diyor. Şimdi peygamberimize sana vahyedilene uy emri veriliyor. Peki bu emri alan peygamber Kur'an'dan milim sapmış olabilir mi? Benim itikadım sapmış olamaz. Namazı orta ses tonuyla kıl emrini alan peygamber namazı içinden kılmış olabilir mi? Peki peygambere mi uymak istiyorsunuz? O halde namazı orta bir ses tonuyla sesli kılmak zorundasınız. Evet dikkatinizi çeken en önemli yerlerden bir tanesi de Otururken ettehiyat okumadım, salli barik okumadım. Peki neden? Kur'an bizi uyarıyor. Diyor ki 20. surenin 14. ayetinde اَقِمُ السَّلَاةَ لِزِّكْرِ Beni anmak için namaz kılın diyor. Şimdi Müslümanlar ne yapıyor? Evet seni anıyoruz ama senin yanında başkalarını da namazımıza ekliyoruz. Ve bu şekilde namazı tarif ederler. Şimdi düşünün ettehiyat duasında peygambere bir sesleniş var. Ya eyyühen nebi, ey nebi sana salat ve selam olsun. Peygamber kendisine seslenmiş olabilir mi? Birazcık düşünün. Bakın birazcık mantık yürüterek bile ettehiyatunun peygamberden sonra eklendiğini anlayabilirsiniz. İkinci nokta da 39. surenin 3. ayetinde. Diyor ki din yalnızca Allah'a adanmalıdır. Peki namaz dinin bir parçası mıdır? Namaz dinin bir parçasıysa namazın da sadece Allah'a adanması gerekmiyor mu? Adamak ne demek? Yalnızca onun olması, yalnızca ona ait olması demek. Peki Ettehiyatü da İbrahim'i Muhammed'i andığınız zaman bu yalnızca Allah'a adamak mıdır? O halde bu noktaları birleştirdiğimiz zaman Ettehiyatü'nün olmaması gerektiğini anlıyoruz. Peki neden ben Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu le şerikele dedim? Biliyorsunuz otururken evrensel olarak teşehüt okunur. Teşehüt nedir? Şehadettir. Gerçek şehadet videoma bakın. Şehadet la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Yani eşhedü en la ilahe illallah vehtehule la şerikele olmalıdır. Dolayısıyla otururken bunu okumanız gerekiyor. Başka bir şey okuduğunuz zaman bu şirktir. Ve şirk işlediğiniz zaman Kur'an'a göre bütün amelleriniz boşa çıkar. Bu Allah'ın isminin yanına başka bir isim koymaktır. Şerike, şerik, ortak, başka bir isim. Allah tek başına olmalıdır. Namaz şirksiz Yalnızca Allah'ın olduğu namazdır. Şimdi dikkatinizi çeken başka bir nokta. Mesela ben Sübhaneke okumadım, zamm-ı sure okumadım. Neden? Şimdi Kur'an'ı okuyan ve Kur'an'ın bilgisine sahip olan birisi bilir ki namaz Muhammed peygamberle başlamadı. Namaz İbrahimle başladı. Bunu 21. surenin 73. ayetinde görüyoruz. İbrahim'i İsmail'i kastederek biz onlara namazın nasıl kılınacağını, zekatın nasıl verileceğini öğrettik diyor. Peygambere de 16:123'te diyor ki sen İbrahim'in dinine tabi ol. Namaz İbrahim'in dini ise peygamber nasıl kılmıştır? İbrahim'den geldiği gibi kılmıştır. Şimdi İbrahim'den sonra İsmail'in namaz kıldığını görüyoruz. Ee, Mekke'deki insanların namaz kıldığını görüyoruz. 8. surenin 35. ayeti ve 9. surenin 54. ayetlerini okuyun. Oradaki insanların namaz kıldığını görüyoruz. Ve peygambere de diyor ki sen el salatı ikame et. Salatı ikame et demiyor. El salatı yani bilinen namazı ikamet diyor. Dolayısıyla peygamber de İbrahim'den bu yana kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen namazı aynen devam ettirdi ve içinden şıkları çıkardı. Dolayısıyla Kur'an'a göre olan namaz, Muhammed peygamberin namazı, İbrahim peygamberin namazı, saf, şirksiz namaz işte böyledir.